Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün yönetici ile çalışan ilişkisi nasıl olmalı, bunu konuşacağız. İş hayatında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri yönetici ve çalışanın birbiriyle doğru şekilde iletişim kuramamasıdır. İş veriminin arttırmak için yönetici çalışana nasıl yaklaşmalıdır? Yönetici ve çalışan arasındaki iletişimin nasıl olması gerektiğini Merve Karalioğlu anlatıyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Peryon 20. İnsan Yönetimi Kongresi'nde Mehmet Kocabaş çalışanların iş yerlerinden değil yöneticilerinden kaçtığını belirtmişti. Son dönemde de hangi internet sitesine girerseniz girin kendilerine değer verildiğini düşünen çalışanların yöneticilerine daha çok güven duyduğu araştırma sonucu karşımıza çıkıyor. Değer verdiğiniz ve aynı zamanda değer gördüğünüz bir yönetici ile çalışmak eşsiz bir mutluluk, bunu kendimden biliyorum. Ancak maalesef günümüzde aynı duyguları besleyerek çalışan kişi sayısı oldukça azdı. Hatta çoğu zaman yönetici ve çalışan arasında ciddi bir mesafe söz konusudur. Peki, araya giren bu uçurumun ana kaynağı ne? Hiç düşündünüz mü? Hemen cevaplayayım. İletişimsizlik. Günümüz iş dünyasında iletişimsizliği kırabilmek için kuşak farklılıkların ve teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerin etkisiyle yöneticilere çok büyük bir pay düştüğüne inanıyorum. Yönetici çalışan iletişiminde öncelikle yöneticilerin çalışanlar ile yapacağı günlük, haftalık kısa toplantıların veya nasılsın, günün nasıl geçti gibi ufak iletişim temelli soruların gözle görülür bir fayda sağladığını belirteyim. Hocam bu kadar. Ben bir örnek vermek istiyorum. Benim babam mermer işinde çalışıyor kendisi ve işte çalışırken gündüz veya gece iki vardiyalı çalışırken bizzat kendi gözümle gördüm zamanında. Babam işte çalışırken patron, müdür bizzat gelip kendi içtiği parlament sigarasından işçilerine bizzat muhabbet ederek dağıtıyor herkese. Oğlu, hani oğlunu sünnet cemiyetine bizzat işçilerini çağırarak beraber kutlamasını yaptı. Mesela diyor ki, mesela prim veriyor her ay. 100 lira mesela daha fazladan veriyor. Bu yönetici ile çalışan arasındaki samimiyeti kuvvetlendiriyor ve hani iş devamlılığı da çok fazla hale gelmiş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.